Spor Toto Süper Lig'in üst sıralarına tırmanmak isteyen Bursa Spor'da Genel Direktör Ayhan Barışıcı, yönetim olarak ortaya çıkan sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını söyledi. Özlüce tesislerindeki antrenman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Barışıcı, takım oyunu anlayışını ortaya koyduklarını belirtti. Bursa Spor'un yeni bir yapılanma içinde olduğunu anlatan Genel Direktör Ayhan Barışıcı, teknik direktör değişikliğine gittiklerini, yeni transferlerin adaptasyonu, yeni yönetimin oluşu ve bununla doğan sorunları yaşadıklarını dile getirdi. Fenerbahçe'de 2-3 Kasım'da yapılacak seçimli olağanüstü kongre öncesinde Hulusi Bergü başkanlığa aday olacağını açıkladı. Basın mensuplarıyla yemekli bir toplantıda bir araya gelen Bergü, Fenerbahçe'nin tek adamla yönetilmesi bize uymuyor. Kulübün bir ekip olarak yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep Spor kafilesi İstanbul'a geldi. Gaziantep Teknik Direktörü Bülent Uygun, kazanmak istiyoruz haftanın ilk maçında. Puanları almak için elimizden gelenin en iyisini yapıp futbol adına bütün güzellikleri sahaya yansıtarak kazanan taraf olmak için sahada mücadelemize devam edeceğiz dedi. BBF Dünya Gençler Badminton Şampiyonası 23 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleniyor. Bangkok'taki Bomark Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 32 ülke katılıyor. Badminton şampiyonası sonucunda birinci gelecek olan ülke Şandinate Kupası'nın sahibi olacak. Şampiyonada da her grupta 4 ülkenin bulunduğu 8 grupta 32 takım mücadele ediyor. Türkiye'nin grubunda Hong Kong, Vietnam ve Ermenistan bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor'un kalecisi Oğuz Dağlaroğlu, Beşiktaş'ı yenip bu sezon sahalarında oynayacakları 5. maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Sahasında geçen sezonun son 4 maçıyla bu sezonun ilk 4 haftasından galibiyetle seyircisi önünde oynadığı son 8 maçtan da 3 puanla ayrılarak iyi bir seri yakalayan Ege temsilcisi, cumartesi günkü maçın hazırlıklarına Yılmaz Ataboru tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam etti.